Değerli meslektaşlarımız, öncelikle iyi günler diliyoruz. Dün saat 14.50 civarında yangın ihbarıyla haberdar olduğumuz, 15 civarında da yangınlık müdahale ekiplerimizle müdahale başlatılan Çanakkale Gelibolu yangını ile ilgili teşkilatımız bu ana kadar canla başla mücadeleyi devam ettirmekte. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Orman Genel Müdürümüz ve tüm teşkilatımızın bölge müdürlüğü ekibi şu anda yangına müdahale havzasında bulunmakta. Bizler dünden beri süreci takip ediyoruz. Ankara'da Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın yönetim merkezinde de meslektaşlarımız an be an teknolojik imkanlarla beraber yangın mahalline bilgi aktarmakta ve yangının büyümesini engelleme adına tüm desteği vermektedir. Bizler de şu anda Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın yönetim merkezini ziyaret ederek hem yangının son durumuyla alakalı teknik bilgileri almak hem de arkadaşlarımıza bu fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için ziyarette bulunuyoruz. Ekranın karşısında gördüğünüz gibi yangın şu an itibariyle Sayın Bakanımızın az önce yapmış olduğu açıklamayla kontrol altına alındığı bilgisi buradan bizlere de intikal etti. Oradaki arkadaşlarımız ve bu yönetim merkezinde bulunan meslektaşlarımızın samimi, cansiperane mücadelelerinden dolayı kendilerini tüm meslek camiamız adına şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sahayı gördüğünüz gibi tarihi milli park alanında şehitliklere 20 kilometre mesafede yangın kontrol altına alınmış. Hiçbir can kaybı olmamış. Ancak ilginçtir, dün 50 kilometre saatte hızla başlayan, rüzgar hızıyla başlayan yangın teşkilatımızın çok ciddi kurumsal altyapısı sebebiyle şu anda kontrol altına alınabilmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu bölge yangına birinci derecede hassas bir bölge olması hasebiyle 4-5 yılda bazen 10-15 yıllık dönemlerde sürekli yangına maruz kalmakta. Yanan her alan anayasal güvence altında olması sebebiyle derhal teşkilatımız tarafından ormanlaştırılmaktadır. İşte tam da burada kamuoyunda bazı mahfiller tarafından değerli teşkilatımıza ve teşkilat çalışanlarımıza bir iftiraya dönüşen yanan alanların imara açılacağı iddiasının ne kadar yersiz ve bir yalan olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte bu alan 90'lı yıllardan itibaren müteaddit defalar yanmış, yangın riski taşıması sebebiyle ancak hemen arkasından ağaçlandırılmış. Şu andaki yangın alanı 400 hektar üzerinde bir alan ve ağaçlandırılmış bir alan. Bu da kamuoyundaki dezenforme bilgilerin ne kadar yanlış olduğunu teşkilatımızın Türkiye ve ormanlarıyla alakalı bir metrekareyi bile asla orman dairesi dışında müsaade edilmediğini, etmediklerini, koruduklarını göstermektedir. Şimdi buradan son cümle olarak şunu diyebiliriz ki meslektaşlarımız, orman mühendislerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız anayasanın güvence altına almış olduğu Türkiye'nin ve dünyanın akciğerleri ormanlarımızın bir metrekaresini bile zayi etmeden, bir ağacının bile yanmasına müsaade etmeden nasıl tedbir alabilirize çalışılıyor. Şu anda teknolojik olarak İHA'larla, gece termal dronlarla beraber destek alınmakta ve Türkiye dünyadaki yangınla mücadelede ve yangına müdahalede lider konumunu muhafaza etmekte. Biliyorsunuz Avustralya'daki yangın aylarca sürdü. Amerika'da çıkan bir yangına müdahale bile edilmez iken Türkiye'de ilk müdahale 10 dakikaya kadar bir zaman diliminde yapılabilmekte ve yangın değil insan canına, hiçbir canlıya zarar vermeden, hatta bir ağacın yanmasını önleme adına ciddi bir fedakarlık yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzü ve tüm ormancılık meslek mensubu arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı bu fedakarlıkları sebebiyle şahsım ve orman mühendislerin odamız adına saygı ve hürmetle selamlıyor. Emeklerine sağlık, ellerine, güçlerine sağlık diyorum ve başarıların devamını temin ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.